Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Kanunu teklifinin 3. maddesi denge üzerine şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Sizleri ve genel kurulu saygıyla selamlıyorum. ABD Hazine Bakanlığı'nın savunma sanayi başkanımız ve ülkemiz aleyhine almış olduğu kararı kınıyorum. 2021 yılında Merkezi Yönetim Bütçesi'nin 3. maddesine göre denge bölümünde 246 milyon 225 bin 346 TL borçlanma görünmektedir. İnşallah önümüzdeki sene bütçede bunu açık olarak değil, artı değerle kapatacağımıza inanıyorum ben hükümetimizin. Ancak benim bugün burada bahsetmek istediğim denge, mali verilerden çok seçim bölgem olan Düzce'nin çevresinde yaşadığı komşu illerle arasındaki dengesizlikten bahsedeceğim. Şimdi Düzce'yi birçoğunuz biliyorsunuz, birçoğunuz tanıyorsunuz. Tanımayanlarınızın birçoğunun da en azından otobandan geçtiği kanaatindeyim. Doğal güzellikleri açısından baktığımız zaman çok fazla zamanınızı almayacağım ama Efteni Gölü Kuş Cenneti, Kardüz Yaylası, Balıklı Yaylası adını sayamayacağım. Daha 19 tane yaylamız var. Torkul, Kuru Göl Göletimiz, işte Konrad'da bulunan Prusias et Hipyum Antik Kentimiz, Amfiteyatromuz, Arkeoloji Müzemiz ve birçok eseri var. Akçakoca gerçekten Karadeniz'in incisi, muazzam bir tatil beldesi. Binlerce güzelliğini sayabileceğimiz Akçakoca'nın sadece mavi bayraklı plajlarından, Fakıllı Mağarası'ndan, efendime söyleyeyim mesire alanlarından, Yılca'da yine Sarıkaya Mağarası var, Cuma yerinde Melen Çayı'nda rafting imkanı var, belki de rafting yapanlarımız da vardır aranızda. Şimdi diyeceksiniz ki bunu niye anlatıyorsun, niye bunları söylüyorsun? Şimdi burada da bir dengesizlik var. Nedir dengesizlik? Şimdi bakın bizim komşumuz, ilimiz Bolu. Bolu bizim eski vilayetimiz. Biz Bolu'dan ayrıldık 99 depreminden sonra. En genç iliz. Nüfusumuz 392 bin. Bolu'nun nüfusu 316 bin. Yani bizden %25 civarında daha küçük bir nüfus olarak vilayetimiz. Bolu'nun Abant Gölü var. Gerçekten orası da tabiat olarak çok güzel, birbirinden güzel mesire alanları var. Ama Bolu'nun sadece Abant'a giden turist sayısı bizim Düzce'ye gelen turist sayısının 3 katı. Al sana bir dengesizlik. Şimdi dedik ki ya bunu düzeltelim. Bunu nasıl düzelteceğiz? Turizm teşvik alanı olarak ilan edelim Düzce'yi dedik. Ama turizm teşvik alanı olarak hala daha hazırlanmadı. Başka bir dengesizlik, ikinci bir dengesizlik. Söyledim 392 bin bizim 316 bin nüfusumuz var. Yatırım 2020 yılında baktık. Yatırım bütçesinden ne kadar pay almışız diye 126 milyon 880 bin TL pay almışız. Bolu 182 milyon 665 bin TL pay almış. Al bir dengesizlik daha. Zaten bizim bir sürü eksiğimiz var. Nasıl olacak? Dengeyi nasıl bulacağız? Olmuyor. Şimdi dedik ki telekom altyapısı berbat. Adam yeni site yapıyor. 500 haneli site yapıyor. Telekomu bağlatacak, internet bağlatacak. Adam konutları satmış. Telefon bağlanmıyor, internet bağlanmıyor. Al bir dengesizlik daha. Bizim vatandaşlarımız, Düzceli hemşerilerimiz hep bu dengesizlikle karşılaşıyor. Geçen Enerji Tabii Kaynaklar Bakanımız buradaydı. Dedik ki elektrik altyapısı çok kötü. Merkezde bile trafolar yetmiyor. Bırak köyleri. Bu dengesizliği düzeltelim. İnsanlar gittiği zaman çamaşır makinesini, bulaşık makinesini çalıştıramıyor köylerde. Bu dengesizlikleri düzeltelim. Bizim Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımız buradayken bizim beklentimiz var. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan beklentimiz var. Biz artık bu dengesizlikleri Düzce olarak yaşamak istemiyoruz. Sağlıkta bir sürü dengesizlik var. Zamanım yetmedi, zamanımız kısıtlı. Ama geçen gün tuğla kadar bir Türk Dili Kurumu şey gönderdi, sözlük gönderdi, dengeyi açtım, baktım neymiş? Bir nesnenin veya bir insanın devrilmeden durma hali. Muvazene, balans, daha çok tanımları da var. Ya bizim ayakta kalmamız için, devrilmememiz için bizim yapacağımız tek şey var Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım. Düzce'ye daha pozitif yaklaşın, daha fazla yatırımlardan pay verin istiyoruz Düzceliler olarak. Sizden bunu bekliyoruz ve saygılar sunuyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.